Bingöl dağları karlı, ladın ladın ladın. Odun ateşinde, bu tavanın içinde bence muhteşem olacak. Bunu böyle yedir, tamam mı Deniz Sarıyacığım? Tamam. Biz bunu... Alarm çaldı. Vallahi güzel koparıyor. Aham, gözlemenin yandına mı yanayım? Kirpi sağdan soldan beni sıkıştırıyor, ona mı yanayım? Pofuduk pofuduk gözlemelerimiz olsun. Aha, öyle yapmayın derler. Ay, bir yudum çayımdan içeyim şöyle. Peki, hamurumuz hazır. Hop. Hamur çok iyi olmuş. Şimdi birazdan çayla beraber tadına bakacağız, sıcak sıcak. Streç kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Vallahi hamuru yedi ya. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisinizdir ve her şeyi gönlünüze göredir. Bugün harika bir hamur işi yapacağım ve yeni bir tavayla. Tavam oldukça güzel, geniş, büyük bir tava. Ne diyorsun Sarıya? Güzel olacak. Güzel, kabarmış bir hamurumuz olacak. Sonra patateslerimizi haşlayacağız ve bir de kaşarımız olacak. Zannediyorum odun ateşinde, bu tavanın içinde de, güzel kuş seslerinin içinde çayımızı da şimdi birazdan semaverde demleriz. Bence muhteşem olacak. Hadi başlayalım. Malzemelere bir göz atalım. Hemen burada patateslerim var. Birazdan haşlayacağım. Arkada zeytinyağım, su, hamuru yoğurmak için. Bazen belki yumurta katacağım. Rendelenmiş kaşarım var. Arkada süt, aile ferdinin kaç kişiyseniz ona göre de unum var. Ve burada da hemen yoğuracağım. Hem kabartma tozu hem de maya kullanacağım. Patateslerimizi haşlayacağız. Biz de patatesler haşlanırken hamurumuzu yoğuracağız. Çabuk olsun diye düdüklü tencereye atıyorum. Zaten düdüklü de hemen 5-6 dakika içinde haşlanmış olacak. Yoğurma zamanı. Hadi. Burada Sarıyacığım. Merhabalar. Toz maya. Hem de burada diğer başka bir kabartma tozum var. İkisini de kullanacağım açıkçası. Ben şu an izninizle bir reels çekecektim. Reels mi çekecektin? Evet. Evet. Benim yenişim. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle unu koyuyoruz. Evet. Aile bireylerinize göre göz kararı belirleyeceksiniz. Şu anda 1 kilo yakın un koydum ben. Biz bunu... Alarm çaldı. Patateslerin altını hemen kapat alan. Şöyle ortasını açmıştık. Şu... Bir tane kuru maya koymuş olacağız. Şöyle. Süt koyacağız. Yani 1 kilo civarında un koymuştum. Kaşığı kadar da toz şekerim var. İçine katıyorum. Peki yavaş yavaş katacağım içine. Tarya karıştırmak ister misin? Olur. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz olsun. Tamam, yeterli. Ben de evden. Güzelce burada mayamızı sütümüzün içinde eritiyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Tamam mı? Bunu böyle yedir, tamam mı Deniz Sarıyacığım? Tamam. Hı. Evet, hem bir kere girdik artık, elle yapacak bir şey yok. Bak ailesi yavrum. Şöyle alayım seni tarafa, gel. Mi? Aa, evet, tereyağının hepsini değil, sadece patulaya geçtik bu arada, daha kolay olur diye. Tereyağının bir kısmını mı dedin? Orada erimiş olan yeri vardı Sarıyacığım. Onu bakayım, bana bir göster. Erimiş olan yerini koyacağız. Şöyle geri kalanını da sonra yaptığımız gözlemelerin üzerine süreriz, tamam mı? Onu şimdi spatulayla güzelce yedir. Keşke reelse koysaydı. Evet, hamurumuz güzelce kendine gelmeye başlayacak. Varsın biraz şey olsun, cıvık olsun. Onu sonra biz zeytinyağıyla toparlayacağız arkadaşlar. Benim annem derdi ki bize, diyor, halen de der, kollarınızı şöyle kavuşturmayın, iyi değil ben. Niye? Öyle diyor, bilmiyorum. Sizde de derler miydi arkadaşlar, kollarınızı şöyle kavuşturmayın böyle diye? Böyle mi yapmayın diyor? Ha, öyle yapmayın derler. Pofuduk pofuduk gözlemelerimiz olsun diye biraz böyle cıvıkımsı yapıyoruz. Çok tatlı gözüküyor. Gayret. Hoppa. Elimi kurtarıyorum yağla. Bak canım benim, ne güzel ötüyor, bakar mısın? Geldi benimki yine. Geldi benimki yine. Buradayız. Selamlar. Katılıyorum. Cevap verdim. Kesinlikle cevap veriyor. Gerçekten cevap veriyor. Bu acaba küçük mü oldu? Yok.
küçük. Bak o da katılıyor. Evet diyor. İkili kesin diyor. Öyle tekli falan olmaz kardeşim diyor. Tekliyle siz yapamazsınız diyor. Arkadaşlar streç kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yani... Tamam mı? Şunu da üstünü şöyle örtelim. Peki hamurumuz hazır o zaman. Şöyle hazır. O mayalanacak. Biz de patateslerimizi soyacağız. Kaşarımızı ayarlayacağız. Bu arada Alan çayımızı demliyor. Hamuru bekliyorum ve patatesleri soymaya hadi başlayalım. Alancığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne durumda? Oo güzel. Vallahi güzel kabarıyor. Evet, patateslerimiz haşlanmış. Hemen onları çıkartıyorum. Haydi bakalım patateslerimizi güzelce soyalım. Güzel hamur işimiz gözlememiz için. Hoppa! Sevgili arkadaşlar, patatesim hazır. Oo maşallah bayağı iyi. Patateslerimiz hazır. Çabuk olsun diye şimdi şu şekilde. Evet. Kremayı da şimdi içine katacağım daha lezzetli olması için. İyice karıştıracağız arkadaşlar. Çaysız olmaz biliyorsunuz. Hemen burada çayım hazır. Evet şimdi çayımızı doğuralım. Böyle seçimlerimizi doğuralım. Haydi bakalım. Hop. Bu ayrılmalar, bu göz göz olmalar ne kadar iyi mayalandığını gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle size göstereyim. Hamur da hamur olmuş vallahi. Süper görünüyor. Ay bir yudum çayımdan içeyim şöyle. Nefis olmuş çay. Yumuşacık bir hamur. Mane olmuş ne olmuş. Hamur söyleyin çok iyi olmuş. Olmuş. Hamur çok iyi olmuş. Hamur çok iyi olmuş. Hemen üstünü örtüyorum arkadaşlar. Hemen buradan. Kaşarımdan da bırakıyorum üstüne. Böyle bir tane deneme için attım buraya arkadaşlar. Tavamızda ilk defa pişiriyoruz. Kapatıyorum bunu şu şekilde. Şöyle fazla ezmeden yavaşça biraz genişletiyorum. Arkadaşlar bir tane denemiştik şöyle. Tavamız yeni olduğu için. Şimdi şuradan hemen yağ alacağım tavamızı. Sevgili arkadaşlar, ben bu güzel patatesli kaşarlı gözlemeyi yaparken sizler de lütfen şimdi gidin hemen bir beğeni tuşuna basın ve abone ol tuşuna da basarak yanındaki çan işaretini de ihmal etmeyin arkadaşlar. Haydi bakalım efendim. Hoppa. Hadi bir çevirelim o zaman şöyle. Oh.
bak. Evet, bu tava fena pişirmiyor, güzel pişiriyor. Bunun içinde sulu yemek de yapabiliyorsunuz. Oo, bayağı iyi ya. Çok güzel görünüyor. Yeter ki altı çok yoğun ateş olmasın. Böyle bu ateş gayet normal. Şimdi birazdan çayla beraber tadına bakacağız. Sıcak sıcak. Dediğim gibi bu ilk denemeydi. Yine de fena görünmüyor. Bu da ikincisi. Güzel görünüyor. Hadi bakalım. Şunu merak ediyorum. Bir tadını alıp bakacağım. Mis gibi gerçekten. Şimdi çayımı tazeleyeceğim ve hemen tadına bakmak istiyorum açıkçası. Sıcak sıcak eminim çok güzel olacaktır. Tadını merak ediyorum. Oo. Şuraya bakar mısınız? Çok hoş görünüyor. Muhteşem. Çok iyi. Dediğim gibi arzu edenler içine maydanoz koyabilirler, çeşitli baharatlar koyabilirler ama tadı çok hoş. Yumuşacık, ipek gibi. Bahçede olduğumuz için devamlı üstünü örtüyorum hamurumuzun. Evet. Büyükçe bir kaşık. Hemen üzerine şuradan kaşarımdan bırakıyorum. İstediğiniz baharatı ben koymayacağım ama sizler istiyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum bohça şeklinde arkadaşlar. Ters çevirdim. Hemen içine doğru yine sıkıştırıyorum. Şimdi güzel elimle düzeltiyorum. Oklava yardımıyla açacağım. Şöyle. Haydi bakalım. Arkadaşlar bana çay dayanmıyor. Elim böyle hamurlu hamurlu. Şimdi gideyim çayımı tazeleyeyim. Hoppa. Üstüne kaşarımı koydum. Bol miktarda. Kapatıyorum. Şöyle. Bakın. Güzelce kapattım. Bohça yaptım. Ters çevirdim. Biraz da bununla şekil vereceğim. Evet. Hemen yağımızı koyalım. Kenara alıyorum. Unumuzdan çektik. Yumurtaya gerek kalmadı. Kalmadı mı? Evet. İçine de kırabilirim ama biraz daha pişmesi zaman alır. Buradan da kaşarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle kaşarımızı. Haydi bakalım. Kaşarımız ne durumda? Oo, süper. Şimdi haydi bakalım. Çeviriyoruz. Hoppa. Evet. Bu da pişmeye devam ediyor. Yeni gözlememize şöyle ufak 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 minik minik bohça yapıyoruz yani sizin bildiğiniz. Güzelce kapatmıştım. Hemen atıyorum. Şöyle üstüne. Hoppa. Buradan sileceğim, kaldıracağım. Bu ne durumda bakalım bu gözlememiz. Oo, çok güzel olmuş be. Bingöl dağlar karlı. La 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 la.
Bingöl dağları karlı, lodulo, lodulo. Bugün başım dumanlı, lodulo, lodulo. Bugün başım dumanlı, lodulo, lodulo, lodulo. Ay vay vay vay, çok güzel görünüyor. Harika. Yerimi yapıyorum şöyle. Biraz tereyağı almak istiyorum. O tereyağlı gözlememizi hemen böyle de gerçekten çok iyi görünüyor. Mis mis mis. Bu arada herhalde kokuya kirpi gelmiş arkadaşlar. Kirpi. Acıktın mı sen? Vallahi kirpi gelmiş. Hadi bakalım git. Git çileye git. Git çileye git. Çilek. Yiyemiyordur. O şey yemek istiyor. Şu patırdan yemek. Haydi. Çilek yemedi. Vallahi hamuru yedi ya. Çileği yemedi, hamuru yedi. Alan biraz daha ver, aç o. O zaman acilen burayı bir toparlayayım. Bu arada benim gözlemem de yandı. Evet, gözlemeyi yaktık. Gözlemenin yandığına mı yanayım? Kirpi sağdan soldan beni sıkıştırıyor, ona mı yanayım? Şu gözlemelerimi kurtarayım bari şuradan. Gözlemelerimi içeri alayım. Evet, gözlemeler şurada dursun bakalım. İlahi alan. Öyle gider bak. Sırayla. Şöyle gelecek mi diyorsun sırayla? Biz bu arada masayı taşıyalım. Ha? O kıtır kıtır yiyor bu arada. Benim gözlememi yaktın sen kirpi.